Anksiyete bozuklukları birbirinden farklılıklar içeren bazı hastalıklardan oluşur. Örneğin panik bozukluk da bir anksiyete bozukluğudur. Obsesif kompulsif bozukluk da bir anksiyete bozukluğudur. Travma sonrası stres bozukluğu da bir anksiyete bozukluğudur. Çok ağır bir hastalık olan genelleşmiş anksiyete bozukluğu da bir anksiyete bozukluğudur. O nedenle hastalık yoktur, hasta vardır deyip kişinin anksiyete düzeyini ve hastalığının durumuna bakarak tedaviye karar vermek lazım. Ama genel olarak bütün hastalıklarda olduğu gibi konsepti şöyle çizmek mümkün. Yani yoğun bir anksiyete tedavisi içerisinde mutlaka ilaç tedavisinin önemli bir yeri vardır. Bazen kombinasyonlar hem anksiyete giderici ilaçlar hem de anksiyeteye bağlı olarak ortaya çıkmış depresyon da çoğu zaman %50-%60 hastalığı olabiliyor. Aynı zamanda antidepresanlar eklenebilir. Anksiyete ile başa çıkma yöntemlerinin öğretildiği ve kişinin uzun vadede ilaç kullanmayacağını varsayarsak İlaçsız dönemde bu hastalıkla nasıl başa çıkacağına dair bilgilerin öğretildiği bir psikoterapi süreci de mutlaka işin içine dahil edilmesi lazım. Yani bu üç stratejiyi bir araya getirirsek iyi bir anksiyete bozukluğu tedavisi yapmış oluruz.